Evet sevgili dostlar. 19 Ocak Cuma günü. Bugün birçok arkadaşımızın kafası gözü yok yok şaka yapıyorum. İnşallah karneler güzeldir. Güzel karnelerle güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. 2 haftalık şu arada artık biraz daha sıkı bir şekilde kanala odaklanırsınız diye düşünüyorum. Dün akşam eğer 68 bin yapabilseydiniz canlı yayın açacaktım arkadaşlar. Çok bekledim ama <laughs> maalesef hatta... Verdiğim süreyi de geçirdim ama yok arkadaşlar. Yani olmadı. Olmayınca da yapacak bir şey yok. Acun Ilıcalı'dan Ryan Kent açıklaması. Biliyorsunuz Hal City'nin sahibi Acun Ilıcalı bazı açıklamalarda bulunmuş. Biz bunu konuştuk ama hani şu anda listemizde yok. Çok iyi bir oyuncu ama istediğimiz, beklediğimiz zihniyette değil. Yani listemizdeydi geri çıkarttık demek istiyor kariyerini daha net planlamalı. <laughs> bir de devamı var. Amacımızın kulübümüze katılmaya daha kararlı ve odaklanmış oyuncularla sözleşme imzalamak olduğunu söyleyebilirim. Eğer bir oyuncunun kafasında büyük bir karışıklık varsa o zaman onu zorlamaya çalışmam. Oyuncuları zorlamak olumlu bir şey değil. Hal City için oynamak isteyen oyunculara odaklanmak bizim için daha iyi diyor. Arkadaşlar bakın hep aynı cümleyi duyuyorum. Ya hocam diyorlar. Hani bunu bu kadar yapacak ne oldu? İşte ee, ne derler onun adına? Hani e, aradaki buzları, aradaki arada buz oluşturan şeyler ne? Ya da bu kopukluğun sebebi ne? Ya arkadaşlar, bir kopukluk bir, bir şey yok. Arada bu kadar şeyi oluşturan en büyük etmen ise yani oyuncunun zihin yapısı. Bakın bazı oyuncular kariyer planlamasında gerçekten sınıfta kalır. Yani bu da onlardan bir tanesi. Fenerbahçe'de Samsun Spor maçı hazırlığı başladı. Biliyorsunuz 21 Ocak Pazar günü Yılport Samsun Spor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'mizde hazırlıklar ara vermeden başladı. Hem ara vermeden hem para vermeden başladı arkadaşlar. Isınma koordinasyon İsmail Kartal yönetiminde ardından çabukluk muhtemelen çift kale maçta da sona ermiştir. Yapılan idman çünkü genelde öyle oluyor. Biz de bunun haberini veriyoruz. Evet dar alanda çift kale maç. Hani Hazırlıklar devam edecek. Benim dikkatimi çeken Serdar Aziz'in idmanda takımla çalışması oldu. E bu adam geçen Gaziantep maçında sakatlanıp sahadan çıkmadı mıydı? Demek ki kontrol amaçlı çıkarılmış. Herhangi bir olay da yokmuş. Yani ben öyle gördüm. Demek ki hani Serdar Aziz konusunda. Ya da Serdar Aziz dedi ki ulan dedi yumurta ağza dayandı. O yüzden biraz şey yapayım. Fenerbahçe'de Emre Mur gelişmesi. Menajeri İstanbul'a geldi. Nima Modri. Modir. Şimdi Emre Mor konusunda da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Menajeri İstanbul'a geldi. Transfer görüşmeleri için. Fenerbahçe kiralık göndermek istiyor. Çünkü gelecek sene 12 yabancı, 14 Türk'ün olacak. Bak bunu sık sık söylüyorum. Boşuna söylemiyorum. Yaz geldi miydi? Sosyal medya allak bullak olacak. Arkadaşlar şimdi Başakşehir Fatih Karagümrük resmi teklif yapmasına sözlü olarak sormuş. 5 maçta görev alıp 130 dakikada 2 asisti var. O da oynamak istiyor. O da kendine gelmek istiyor. İstanbul içinde bir takımda oynamak istediğinde sevgili Sercan Hamzoğlu söylemişti. Vallahi bilmiyorum şu anda durumlar çok karışık. Ne yapacak ne edecek. Ama şu bir gerçek. Şimdi Fenerbahçe'de açık söylemek gerekirse. Ee, Ryan Kent gidecek ya da lisansı çıkmayacak arkadaşlar. Çok açık ve net konuşuyorum. Joshua King de şu anda Emre Mor'dan birkaç tık önde. Yani Tadit Joshua King kalacak gibi duruyor. Sağda İrfan Cengiz. Yani bunları töbe kesemez. Şimanski, Lincoln yeni yeni fırlamaya başladı. Kurun iç geldi. Fred var. İsmail'in durumu muallakta. Hal böyleyken Emre Mor'un durumu biraz karışık. Ama Emre Mor gitmek istiyor arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Aksine Batu Şuayi'de kalmak istiyor hatta ben Bugün bana sorsanız ki İsmail Kartal da Bunu söylediği için rahatlıkla söyleyebilirim yüzde 1 milyon Fenerbahçe'nin Forvet transferi kapandı Yani neydi o e, Saldanha Değil mi böyle isimler atmışlardı ortaya Martial Martial'e ilgimiz vardı açık söyleyeyim e, Gibi Ama Bunlar yabancı forvetler 3. forvet kontenjanı hala Boş arkadaşlar Üçüncü forvet kontenjanında da hem Fenerbahçe'nin yerli golcü adayları var. Tabi bu canınızı sıkan bir haber biliyorum. Forvet adına yerli bir takviye olabilir dedi İsmail Kartal. Umut Nair gitti. Yani Umut Nair Pendik Spor'a kiralandı. Yani o da yazın geri dönüş yapacak arkadaşlar. Bu da hepimizin malumu. Şimdi Serdar Dursun. Bu sezon Karagümrük'te 5 gollük katkı sağlamış. 20 resmi maçta forma giymiş. Ya, çok da oynamış bir oyuncu değil açıkçası. Onu da söyleyeyim ama taraftar tepkili. Güven Yalçın 16 resmi maç. 4 gol 4 asist. Ancak Beşiktaş'ta tutmayan Güven Fenerbahçe'de hiç tutmaz. Yani aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Samsun Spor'dan 28 yaşındaki Ercan Kara. Hani muhtemelen bu haberi Ercan Kara'nın ailesi yaptırmıştır. Çünkü hiçbir alakamız yok. Erencan yardımcı 21 yaşındaki Erencan yardımcı 6 kez ağları havalandırdı. Erencan'ı bizzat %100 olarak ben kefilim. Ali Koç'un bizzat durumunu sorduğuna %100 olarak ben kefilim arkadaşlar. Ahmet Kutucu diyor. Eyüp formasını 19 yaşında maçta görev aldı. 23 yaşındaki Ahmet Kutucu 12 gol 4 asist yaptı. Ahmet'i hatırladınız mı? Hatırlamanız lazım arkadaşlar. Şalke'den. Bir düşünün bakalım. Hatta o zaman sözleşmesi boşa çıkıyordu. Şu an 23 yaşında ama 20 yaşında ya da 21 yaşında olması lazım. Şimdi Ahmet Kutucu bon servissiz alınan bir isim Eyüp Yok hocam bon servis verdiler. Ya verdiler de ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Transfer markette yazmıyor. Başakşehir'den Eyüp Spor'a. Şalke altyapısında coşuyor. Herakles'e kiralanıyor. 1 milyon 700 bin euro piyasa değerine düşünce Başakşehir 500 bin euroya alıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Şarkedeyken bir dönem baya baya yıldızlaştı bir dönem vardı. 6 milyon euroyu bulduğu bir dönem vardı 2019 yılında. Orada çökmeliydik. Hatta milli takım seçimi de yaptım. Milli takımda da görev aldı. İki maçta da görev aldı. Orada çökemedik. Şimdi Eyüp Spor'a gitti. Alt ligde gol atmak kolay. Ancak 1.81'lik 23 yaşındaki oyuncu. 1.5 milyon euroda değeri var. Şimdi Galatasaray bu oyuncuyu alsa ben sinir olurum açıkçası. Yani açık söyleyeyim ben Galatasaray bu oyuncuyu alsa sinir olurum. Fenerbahçe alsa ister miyim? Tabii ki de isterim. Manyak gibi de isterim. Çünkü geçmişten de takip ettiğim oyuncu. Ancak şu an e, olabilitesi en yüksek isim Serdar Dursun. Erencan yardımcı da olur. Ama yani şu anda ortalık karışık. Çağlar Söyüncü transferinde son durum diyor. Şimdi Çağlar gerçekten de sosyal medyayı karıştıran bir isim. Ne derseniz deyin. Sosyal medyayı allak bullak eden bir isim. Hani Okay Yokuştu bize önerildi. İsmail Yükse'ye teklif var. Salih Özcan, Berkay Özcan düşünüyoruz. Kabul. Yani bunların hepsi kabul. Ryan Kent, Emre Mor. Hani bu isimler gidici türde isimler. Doğru. Osterwald diye teklif olduğu söyleniyor. Mert Hakan ayrı bir hava. Joshua King desen durum malum. Batshuayi'nin olayı meçhul. Lincoln kendine geldi. İnanın şu anda var ya Fenerbahçe'de çok enteresan bir hava var. Yani çok çok enteresan bir hava var. Dursun Özbek, Ali Koç onları da konuşalım gerçi. Ee, niye bunları da konuşalım? Zira Türkiye Kupası'nda enteresan şeyler oldu. Mesela Galatasaray'ın kalecisi Günay yerde yatan Emre Demir'e gencecik çocuğun üstüne top çekiyor. Ya Yavaş çekiyor hızlı çekiyor. Önemli değil. Çocuk sakat yerde üstüne top çekiyor. Hakem de ağzını ayırmış. Bir şeyin bir şey izlediği gibi izliyor. Ya yani sakat oyuncu yerde mesafe uzun bile bile oyuncunun üstüne top çekmek ve buna kart göstermemek Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkes gönlünün ekmeğini yesin. Çağlar Söyüncü arkadaşlar dün canlı yayında da söyledik. Burada da söyledik. Ya Fenerbahçe Çağlar'la anlaştı. Yüzde yüz. Çağlar'da Allah'ınız kitabınız varsa bırakın Fenerbahçe'ye gideyim dedi. Yüzde yüz. Atletico Madrid yüksek bir bedel istiyor. Yüzde yüz. Porto Ful'un bastırıyor. ikisine de gitmek istemiyor. Selahattin Baki'nin görüşmeleri var. Çağlar'da da Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Olayın aslı asları özeti bu. Yani umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yani ben net anlattığımı düşünüyorum ama inşallah anlatabilmişimdir. Bunun yanı sıra Okay Yokuşlu isminin bize önerildiğini hatırlatayım. Ama bizim e, o taraklarda bezimiz yok. Zamanında Galatasaray türküsü çağıran Okay. Fenerbahçe'nin bir dönem talip olduğunu hatırlatayım. Artık su saatinden sonra dikiş tutmaz. E, dikiş tutmaz Sabri. Yani durum bu. Karim Benzema Suudi Arabistan bana göre bir yer değil. Olur mu canım Müslüman ülke diyordun o yüzden gittim diyordun. Şimdi Benzema Avrupa'ya dönme kararı aldı. Bana göre bir yer değil diyor. Avrupa'ya dönme kararı aldı. Ayrılığı kafasına koydu. 20 maçta 12 gol, 5 asistlik performans. Şimdi biz oyuncuları transfer market verisine göre değerlendirmeye alışmış bir milletiz. Ben şunu söyleyeyim size. Hem Benzema hem Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelse kudurursunuz değil mi arkadaşlar? Hocam kudurmayan bence ciddi bir problemi vardır. Acil bir şekilde veterinere göz gözükmeli dersiniz. Şimdi Karim Benzema 36 yaş ancak hala 15 milyon euro transfer market değeri. İnanılır gibi değil. Şimdi Al İttihat gibi bu Arap kulüplerinde genellikle sözleşme fesihleri meşhur. Fakat buradan cid ciddi manada bir yıllık ücret almıştı. 1685 dakika oynamış. 12 gol 5 asist. Yani Fenerbahçe'ye ister misin asla? Fenerbahçe'nin ilgisi var mı? Asla. Sosyal medyaya göre var mı? Sosyal medyaya göre Fenerbahçe'de zaten Karim Benzema. Arkadaşlar bunları geçin. Bunlar tehlikeli cümleler. Bunlar çok tehlikeli cümleler. Bak Diamond Diamond'e mesela dün ben canlı yayında da konuştum. Diamond'e bize önerildi. Daha doğrusu önerilmedi. Scout ekibi olabilir dedi. Gittik ettik. Şöyle yaptık. Yok. Mert Hakan yandaş gitsin diyorsunuz. Tamam gitsin. Siz ne diyorsanız kabul ediyorum. Gitsin. Peki arkadaşlar. 14 yabancının 8 oynayabilir. 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Hani o boşluğu neyle doldurma peşindesin? İsmail Yüksel'e ciddi bir teklif var. Salih Özcan, Berkay Özcan. Yani Özcan Deniz bu arada gidip geliyoruz. Hadi bunlardan birini aldın ettin becerdin bac beceremedin. Bacardın bacaramadın. Şimdi bakın bir taraftan şampiyonluğu hedeflerken bir taraftan da posta kutusu bilmem ne olayına dönebiliriz. Sen İsmail Yüksek'i satıp sen e, aynı zamanda Mert Hakan'ı gönderip ulan Okay Yokuşlu'yu alayım zamanında iyiydi. İşte Berkay Özcan'ı alayım o şeyde çok iyi iş yaptı deyip alırsan Berkay alayım şey yapayım. Batshuayi göndereyim ya da göndermeden Serdar Dursun alayım falan dersen birdenbire e, son sürat giden arabanın el freninde çekmiş olabilirsin. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ezaits gitmiyor. Anlatabiliyor muyum? Cengiz'in performans maşallahı var. Lincoln harika bir performans. Yabancı sınırını çok çok etkiledi. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Çok ciddi bir olay. E, Şimanski malum. İrfan Can malum. Hani Tadic malum. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Tadic, İrfan Can, Şimanski, Ceko, Cengiz. <laughs> hani bunlara şu sezon devam ederken sezonun ortasında asla satamazsın. Hani diyorlar ya şu futbolcuyu satan şampiyonluğu satar. Hah bunları satan şampiyonluğu satar. İrfan Can Eğribayat mesela şu anda gönderemezsin. Mert Müldür'ü gönderemezsin. Öyle bir dünya yok. Osterwold'e ciddi talipleri var deniliyor. 15-20 teklif geldi. Yok arkadaşlar keşke gelse. Yusuf Akçecek mesela. Gönder kiraya. Gelişsin. Ferdi'yi gönderemezsin. Bonucci Kuruç zaten yeni geldi. Hani bazı olaylar vardır bunu izah edemezsin arkadaşlar. Yani şampiyonluk yolunda e, hani bir arkadaşımızın yorumuyla söyleyeyim. Diyor ki hazır bu kadar fazla gol atan forveti gönderip kimi alma peşindesiniz diyor. Ben de merak ediyorum. Kimi alma peşindesiniz? Arkadaşlar 14 tane yabancıyla devam edeceğiz. Livakovic 1. BKO 2. Ciku 3. Osterwolde 4. Luan Perez'in dönüşü çok çok uzakta. Ta Nisan ayında. Ben 4 tane saydım yabancı. Bonucci 5. Serdar Aziz transfer market sakat diyor işte ben de ona şaşırıyorum. Adam orada oynuyor. 5. Lincoln 6. O 7. Bak şimdiden savunmada 7 yaptık. Kurunic 8. Fred 9. Fred 9. Şimdi Crespo 10. Bence 10. Zayt'sı paketleyeceğiz. Zayt kesinlikle yok. Luan Perez yok. Zayt yok. 10 yaptık Crespo. Şimanski 11. Kent de yok. Kesin olarak yok. Tadiç 12. Yeko 13. Bat şu 14. Ya şu king kaldı geriye. Yani ya Crespo'dan çıkılacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Ya Crespo'dan çıkacaksın. Zayt'tan zaten çıktın. Luan Perez'i saymıyorum. Ya yani Joshua King bundan birine çıkacaksın. Ya da şu Şua'yı satacaksın diyeceksin ki bana Türk yedek forvetler yeter. Hani İsmail Kartal göndermeyeceğim dedi. Demek ki şu ayı eledik. Bak. Farkındaysanız. Yabancı sayısını ben bir daha sayayım. Ceko 1, Batu 2, Fullu sayayım. Kim? King 3, Tadiş 4, Kent 5, Şimanski 6. Zayt 7, Crespo 8, Fred 9, Kurnic 10, Osayi 11, Lincoln 12, Bonucci 13, Luan Perez 14, Osterwolde 15, Ciku 16, Bekao 17, Livakovic 18. 18'den 4'ü gidecek arkadaşlar. Ben hani Zaits'i kesinlikle gönderdim. 1. Kent'i gönderdim. 2. Luan Perez'i gönderdim. 3. 4. isim King mi olacak? Crespo mu olacak? Lincoln mu olacak? Buna karar vermek lazım. Ben İsmail Kartal'ı azıcık tanıyorsam bu isim Lincoln olmaz. Azıcık tanıyorsam eğer. Kesinlikle Lincoln olmaz. Ben İsmail Kartal'ı birazcık tanıyorsam Birazcık tanıyorsam Joshua King de olmaz. Gitti. Yani Zayt, Kent, Luan Perez, Crespo. Bunlar muhtemelen kulüp arayışındalar. Mesela Crespo'yla ilgili hiçbir bilgi var mı arkadaşlar? Şu gün geliyor, bugün gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Hiçbir bilgi yok. Zayt iyileşti. Kadro dışı. Bence biz Crespo'yu satın alma opsiyonunu kiralayacağız gibi geliyor bana. Çünkü 2025 Haziran'a kadar sözleşmesi var. 6 aylığına bir yere kiralasak çok ciddi bir gelişim elde ederiz gibi geliyor bana. Üstad ile yırtı dediğine bakmayın arkadaşlar. Bir hafta içinde geliyor. Yani bunu bilin. Alsak alsak da Türk alacağız şu saatten sonra. Onu da özellikle ve özellikle söyleyeyim. O da olursa çağlar olur. Bir de Serdar Dursun falan olur. maddi durumda belli ortada. Vesaire vesaire arkadaşlar. yani Ne demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Ee, Fenerbahçe'mizin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son 16 turundaki rakipleri belli olmuş. Arkadaşlar ben tek tek sayayım. Antalya Spor, Sivas Spor, Hatay Spor, Gaziantep FK, Samsun Spor, Bandırma, Gençler Birliği 24 Erzincan Spor. Kura çekimi 22 Ocak saat 14'te. Kadıköy'de oynayacaksak kesinlikle Gaziantep FK'yı istiyorum. Kesinlikle. Şampiyonlar Ligi maçı havasında geçsin. Kadıköy'de oynayacaksak eğer Gaziantep FK olabilir. Bandırma Spor olabilir. Gençler Birliği olabilir. Erzincan olabilir. 4. Hatay'ı istemem arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim. Şu profilde Sivas Spor'un hani ta Şubat ayında oynanacak maçlar diye biliyorum, Ta Şubat'ın 15'i gibi. Antalya, Sivas, Hatay. Üçünü istemem. Samsun'a da gerek yok. Gaziantep, Bandırma, Gençler Birliği, Erzincan. Bunun dördünden biri gelsin diye Düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ha Erzincan bu arada bizim sağ kanatta oynamıyor muydu ya? Ne ara bizim rakip oldu? Sağ kanadımızda Erzincan oynuyordu ya hatırlasanız Adana Demir'le birlikte Erzincan oynuyordu. PPDK kararları açıklamış Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası. Şimdi para cezasını kesebilirsin. Ben bunda bir abes aramam. Fakat başka cezaları abes ararım. Bu nasıl bir zihniyet ya? Bu nasıl bir yapı? Biz kimlerle mücadele ediyoruz? Biz gerçekten kimlerle mücadele ediyoruz? Ya Galatasaray 400 bin, Fenerbahçe 360 bin. Tamam. Kabul. Dursun b'e 400 bin lira para cezası. Kabul. Başka? Kaç ay, kaç yıl hak mahrumiyeti cezası? Yani Galatasaray AŞ e hakkında müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından X'ten yapılan videolu paylaşım. 16 Ocak'ta yapılan YouTube'da yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenine aykırı hareket kurumumuza sevk edilmiş istinat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına diyor. Ya Dursun Özbek de bir şeyler yaptı ama ceza tayinine yer olmadı diyor. O Dursun Özbek'i hepinizin anasını, avradını ortaya dökse, hepinizin anasını, avradına sövse diyeceksiniz ki Dursun Özbek'e biz 250 bin lira para verelim. Nasıl ce ceza tayinine yer yok? Ya hani siz demiyor muydunuz bu manipülasyon diye? Allah Allah. Arkadaşlar son olarak da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Miha Zayt Umut Bozok taz, e, takası için görüşülüyor diye bir haber sosyal medyaya düştüm. Vallahi Trabzonspor bize Umut Bozok'u vermez. Biz de Zayt'tan kurtulamayız. Umarım anlatabildim. Ha. Hocam ister misin? Bak Zayt'sı ver. Umut Bozok al. Kar. Zayt'sı ver. Salih Uçan al. Kar. Zayt'sı ver. E, Trabzonspor'dan hani yanlış anlamayın. Boş beleş birini al. Kar. Hani Zayt'sı ver, Onu al. Bunu al. Hepsi kar. Hepsi. İstisnasız hepsi kar. Hepsi kar. Ama Neyse. Nasip. Ha şu da bir gerçek. Abdullah Avcı'nın ben bir cümlesini duydum. Yani insanların aklına şike falan getirmiş. Yorumları görseniz Trabzonspor yatıyor. Trabzon şike yapmış falan gibi. Nice yorumlar gördüm. İnanılır gibi değil. Diyor ki Umut Bozok'la diyor. Kim? Birisi daha diyor. E, ilginç bir şekilde. Hani idmana çıkmamışlar diyor. Ya i̇nsanların aklına ne geliyor? Tamam, Trabzon yönetimi diyor. Altasaray maçı verme peşinde şöyle böyle diyor. Ya çok garip ya. Gerçekten çok çok garip. O yüzden de fazla şey yapacağım. Arkadaşlar uzun lafın kısası. Fenerbahçe'nin iki tane golcüsü var. Fenerbahçe iyi yolda. Fenerbahçe iyi giderken. Neyse. Bu son uyarımız. Bundan sonra her şey daha farklı olacak. Sözleri yüzünden PFDK'ya sevk eden nereden Timur'a ceza verilmemiş. Demek ki bunlara tehdit edeceksin. Ha bu arada Trabzonsporlu arkadaşlar da şunu söyleyeyim. Emelike maçımızda sakat diye oynamadığı için transfer vaadiyle şike teklifi iddiasıyla yargılandık. Ve FETÖ'cü mahkeme bizi tuşlu buldu diyor Cengiz abi. Abdülkadir Galatasaray'a transfer teklifi aldığı için Galatasaraylı Umut Bozok ise sebepsiz şekilde takımdan ayrılmış. Ama sorsan şike diyor. Aynı Emelike Trabzonspor'a karşı da oynamıyor ha onu da söyleyeyim. Bu arada Umut Bozok da iyi Galatasaraylıdır. Ölümüne Galatasaraylıdır. Fransa 2. ligindeyken ona da bir teklifte bulmuştuk. Ölümüne Galatasaraylı olduğu için gelmemişti ama. Neyse. Ya Fenerbahçe yemen iki oynamadığı zaman bunun adı şiki oluyor. O zaman Trabzonspor hani. Abdullah Avcı diyor ki sebebinin ne olduğunu bilmiyorum ama Kadir Ömür ve Umut Bozuk bizimle beraber değiller diyor. Hani bir sonraki maçta da Galatasaray'la oynayacak olunca insanların aklına hani çeşitli şeyler getirdi Abdullah Avcı. Abdülkadir Ömürü Fenerbahçe yazıyorlar arkadaşlar ne gelir ne gel getiririz. Onu da söyleyeyim. Ne diyor? Galatasaray dezenformasyon dolu paylaşım için ceza tayinine yer yok demiş. Ama dediğim gibi Abdullah Avcı'nın şu cümlesi çok ilginç. Yani çok çok ilginç bir cümle. eee Evet. Bu kadar uzun videoyu tekrardan kısa bir şekilde ele alayım arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim. Hızlı bir şekilde hızlı tur yapıyorum. Bence Benzema'nın Fenerbahçe'nin hiçbir alakası yok. Sakın yazılırsa ben bile söylesem inanmayın. Hatta şeytan diyor ki başlığa koy. Arkadaşlar alakamız yok. Kurban olayım. Hani tamam kapak görseline koyayım koymasına ama imkanı yok böyle bir transferin. Ee, bize hem koklatmazlar hem öyle bir dünya yok. Emre Mor gidecek gibi duruyor. Bana sorarsanız 80 gidecek gibi. Kent ya gidecek ya sözleşmesi dondurulacak. Yani lisansı dondurulacak öyle söyleyeyim. Çağlar önce ben hala umutluyum. Salih Özcan İsmail Yüksek'i gönderiyorsan Salih Özcan'ı alabilirsin. İsmail Yüksek'i göndermiyorsan Crespo'yu gönderiyorsan o zaman Berkay Özcan al. İsmail Berkay Bartu'u da kiralık ver. Bak o zaman mantıklı mı? Bence çok çok mantıklı. Emre Mor'u ver Berkay al. Ya da Emre'ye kiralık ver. Serdar Dursun gelecek gibi duruyor. Ama Erencan yardımcı teklifimizden %100 eminim arkadaşlar. %100 kefilim. Ahmet Kutucu'na ilgili bir şey yok ama Eyüp Spor Başkanı'na bir ricada bulmuş olabilir ama Erencan'la ilgili eminim. Güven Yalçın'la alakamız yok. Umut Bozok sosyal medyaya düştü. Benim duyumum değil. Bilginiz olsun. O Yokuşlu'yu teklif ettiler. Kabul etmedik. Bat şu ayı bir yere gitmiyor. Diamond de vardı. Stoper. Bunu zamanında istedik ama olmadı. Geçiniz. Osterwold diye benim bildiğim teklif yok. Mert Hakan kalıcı. Joshua King ee, Üç buçuk dört veren olsa hemen vereceğiz de. Veren yok. Miha Zaits'in Fenerbahçe kariyeri bitti. Ama yedek kalacak. Ama sözleşmesiyle kenarda duracak. Kendi bilir. Lincoln'un ben Fenerbahçe'ye devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü birçok mevkiyi yedekliyor. Mesela Tadic'in yedeği. Bana sorarsanız King'i gönderirim. Lincoln'u oynatırım orada. Yani King, Zayt, Kent. Üçü gitti. Luan Perez de zaten çık Dört. Crespo'yu ben olsam tutarım. İsmail Crespo gayet de iyi gidiyor. Hiç ellemem. Yani işleyen çarkın demirlerin arası. Çarkın arasında demir sokmam. Linkotik, Cengiz, Edin Ceko, Şimanski, İrfan Can Tadiç. Altasaray olayını söyledik. Dursun Özbek olayını söyledik. Endonbil'inin şeyi varmış. Tete Zaha bilmem ne yapmış. Umrumda değil. Mert Müdür. Yusuf Akçiçek sakat. Sakat olmasını gönderdik kiraya. Abdullah Avcı'nın sözleri de düşündürücü benim aktaracaklarım, benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza lütfen abone olalım, bu videoyu beğenelim. Birçok kişiye bildirim gitmiyor arkadaşlar. Hani hep şunu söylüyorsunuz hocam, YouTube senden niye uğraşsın diye. Canlı yayın yapıyoruz, bildirim gitmiyor. Video çekiyorum, gösteriyorum, ilk gösterim diye videoya atıyorum, gitmiyor. Şu anda dün akşamki canlı yayın sistemimin birinde 978 izlenmiş görünüyor başka bir sistemde 3500 izlenmiş görünüyor. Başka bir sistemde 1400 izlenmiş görünüyor. Yani telefondan başka YouTube'dan başka YouTube'un e, şeyinde canlı yayınlar sekmesinde başka YouTube'da gezinirken sıkıntı yaşıyorum. Hani diyorsunuz ya ben seninle niye uğraşınlar diye. Bazı yorumları 3 ay sonra görüyorum arkadaşlar. Adam yorum atmış benim yorumum niye silindi diyor. 3 ay sonra yorumunu görüyorum. Ben küfür olmadıkça hakikadım evet bak 2380 gösteriyor burada. Anne ekranda 978 gösteriyor. Başka bir ekranım daha var. Oraya da bakayım. Yani ben inanın diye söylüyorum arkadaşlar. Şu mübarek cuma günü yalan söyleyecek halim yok. Bak öbür ekranda ne? Ee, i̇nanılmaz geçme. 3089 bak burada da. 2380 nere? 3089 nere? 3500 nere? 948 şey, 978 nere? Yani arkadaşlar olabildiğince e, beğen atan bu arada Umut Bozok Zayt olayı kesinlikle yalanmış bilginiz olsun. Zaten çok koyu Galatasaraylı olan birisinde Fenerbahçe'ye alacaklar zannetmiyordum ama. Bence Serdar Dursun'a millet tepki göstermesin diye bu haberler ortaya atılıyor. Bu benim şahsi fikrim. Duyum değil. Benim aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.